Öncelikle Türkiye'nin her yerinden şu an bu kaydı izleyen tüm öğretmenlerimize selamlamak istiyorum. Ben Zeynep Merdan. Bugün aslında sizler için bir perspektiften bahsedeceğim. Yani çok teorik bir anlatım olmayacak. Kendimce ifade ettiğim bir perspektiften, kendilik cesaretinden bahsedeceğim. Bunu yaparken de aslında altını çizmek istediğim belli noktalar var. Çünkü bu perspektif aynı zamanda multidisipliner bir yaklaşım. Yani sadece bir teorik boyutu olmayacak. Hatta daha ziyade ben pratik kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü eğitim hayatına da baktığımızda aslında birçok şeyin teoride hep kaldığını fark ediyoruz ve aslında evvela ihtiyacımız olan şeyin ben pratik olduğunu da gözlemliyorum. Bu açıdan bakarken işte kendilik cesaret dediğimizde nedir bu kendilik cesareti? Bunun biraz altını çizmeye çalışacağım ve bunu yaparken de açıkçası daha ziyade bahsettiğim gibi pratikler üzerinden gideceğim. Kendilik cesaret dediğimiz şeyde şimdi psikoloji tabii ki var. Felsefe var ve aynı zamanda edebiyat var. Bunu yaparken de yaşamda bir pratik elbette bir değeri var. Şimdi gündelik hayata biz baktığımızda özellikle öğrencilerin içinde olduğu bir eğitim hayatına baktığımızda birçoğumuzun kendi yaşantımızda da aslında bunun çok güzel izdüşümleri olduğunu düşünüyorum. Kendimiz olmaya çok fazla cesaret edemediğimizi fark ediyoruz. Çünkü bunun belli konularda belli nedenleri olduğunu söylemek asla yanlış olmaz. Bu anlamda ben bu perspektifi bugün en azından bir saatlik bir süre içerisinde size aktarmaya gayret edeceğim. Şimdi baktığımızda aslında benim ilk başlattığım kavram bu anlamda tutku. Çünkü tutku hayatta öyle bir yerde aslında duruyor ki birçok şeyin aslında başat nedeni ve burada aslında gençler nazarına da baktığımızda kişinin özellikle bir gencin kendisi olması için o tutkusunu keşfetmesi gerekiyor. Peki bu tutkunun keşfi dediğimiz şey bu kadar basit bir şey mi? Çünkü tutku ve heves bazen o kadar iç içe giren bir şey ki onların ayırdığında belli sorunlar olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda aslında bizim heves, tutku ve mimetik arzu dediğimiz şeyin bence bir ayırdığını yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çoğumuz aslında bir şeye tutku duyduğumuzu zannederken, yani ben buna tutku duyuyorum, bu benim gerçek arzum dediğimizde aslında gerçekten arzumuzu keşfetmiş olmuyoruz. Bu anlamda ben Girard'ın mimetik arzu kavramının özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü birçoğumuz aslında farkında olmadan mimetik arzular geliştiriyoruz. Şimdi bunu biraz öğrenciler nezdinde ya da genç kuşak nezdinde baktığımızda etkilerini görmek çok daha mümkün. Çünkü siz 15, 16, 17 ya da daha küçük yaşlardaki gençlerin gerçek arzusunun ne olduğunu keşfet ya da senin gerçek arzun nedir diye sorduğunuzda çok sağlıklı cevaplar alamayabiliyorsunuz. Çünkü bunun keşfi gerçekten pek kolay olmuyor ve o yaş grubuna baktığımızda aslında özellikle genç kuşaktaki arkadaşlar için taklit arzular geliştirebiliyorlar. Hani Girard buna mesela mimetik arzu kavramından bahsediyor. Çünkü belki bir rekabet bağı kurduğu ya da kıskandığı ya da öykündüğü ya da sevdiği bir ya da sempati bağıyla bağlı olduğu bir arkadaşın aslında arzusunu kendi arzusuymuş gibi sahiplendiğini fark ediyoruz. Ve bunu yaşayan bir genç, ergen ya da çocuk diyelim gerçek arzusunu çok fazla keşfetmiş olamıyor. Bunu keşfedemediği zaman da nasıl bir sorun ortaya çıkıyor? Kendi arzusunu, o yetenek yani yeteneğinin olduğu, kabiliyetin olduğu alanın mümkün olduğu kadar geç fark etmesine sebebiyet veriyor. Bu anlamda benim en çok üzerine durduğum şeylerden biri bu. Gerçekten arzu duyduğumuz şey ne? Benim bu hayatta, bu dediğim gibi aslında bizler için de geçerli olan bir şey. Çünkü tutkusunu geç keşfeden insanlar için bu sorunun cevabı bazen o kadar önemli bir yerde duruyor ki siz yıllar sonra bile baktığınızda yani yıllarca bir hayat sürmüş oluyorsunuz ve gerçek arzunuzun ne olduğunu bile anlayamamış oluyorsunuz maalesef. Bu anlamda tutkunun keşfinin özellikle altını çizmekte çok bir önem görüyorum açıkçası. Şimdi heves kısmına geldiğimizde de şöyle bir şey. Hevesler genelde biraz flörtöz şekilde oluyor. Yani genelde şöyle bakarsınız, özellikle yine gençlerde olan bir şeydir. Her yıl bir hobiler değişir, alakalar değişir. Sürekli bir kendini güncelleme durumları olur. Burada da süreçte aslında kişi ne istediğini tam olarak bilmediğinden dolayı, arzusunun da çok aslında farkında olmadığından dolayı böyle heveslerle bir kendine güzergah aslında inşa etmiştir. Yani totalde birçok sebebi olmakla beraber gördüğümüzde şunu çok net altını çizebiliriz.
Arzular, hevesler, idealler bunların hepsi kişinin kendi olma yolculuğunda bir ergen içine geçerli, bir çocuk içine geçerli. Çok fazla aslında önemli bir yerde duruyor diyebiliriz. Benim bugünkü yapacağım konuşmada aslında şu an bu yaptığım girizgah kendi olma cesaretinin en önemli zeminini oluşturuyor. Çünkü gerçek tutku, kişinin gerçek tutkusu, gerçekten onu çeken, ruhundaki o nüvesini gösteren şey bu böyle filizleniyor diyebiliriz. Burada aslında çok kıymetli örnekler de vereceğim. Çünkü bizim aslında biraz böyle rol model olacak örneklere de ihtiyacımız var. Çünkü kişiler bazen şimdi ülke şartlarını da düşündüğümüzde ya da coğrafi farklılıklar oluyor, kültürel farklılıklar oluyor. Yani siz Türkiye'nin her yerinde doğan insanlar için aynı rol modeli örnek veremeyebiliyorsunuz. Çünkü kişiler o kadar farklı ortamlarda yetişebiliyorlar ki hepsinin dinamikleri çok farklı oluyor. Hayatta gözlemledikleri şeyler, değer yargıları o kadar farklı dinamikler oluyor ki hepsine standart bir şablon çizmek maalesef pek kolay olmuyor. O yüzden biraz şunu da altını çizmekte ben fayda görüyorum. Kişinin kendi zeminine göre, yani kendi yaşadığı kültürel iklim olabilir, coğrafi iklim olabilir, kendi değer yargıları olabilir. O çocuğun aslında siz yatkın olduğu ortama göre bir ona kendilik yolu işaret etmeniz gerekiyor. Burada ben şunu da özellikle altını çizmekte fayda görüyorum. Çünkü bazen rol model olurken birine bir şeye dayatmak da olabiliyor. Yani sanki işte senin için en uygunu bu, senin bunu olman gerekir şeklinde. Ama kendi cesaret dediğimiz şey de aslında en önemli şeylerden biri de şu. Kişinin zaten bunu kendisini seçmesi gerekir. Yani o tüm bir istikametini, tüm bir hayatta yürüdüğü güzergahı kendi değerleriyle, kendi fikirleriyle, kendi düşünceleriyle inşa etmesi gerekir. Yani burada aslında totalde baktığımızda bir birey olma yolculuğunu biz çok net gözlemleyebiliriz. Şimdi kavramlar belli konularda iç içe geçtiği için aslında karışıklığa da sebebiyet verebiliyor. Şimdi burada bir özneden bahsetmekte fayda var. İşte bireyden bahsetmekte fayda var. Kimlik var, kendilik var. Bu kadar kavramsal bir karmaşa etrafında aslında biraz ayrımları da iyi yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hani bu kaydı izleyen sizler olduğunuz için biraz hani öğrenci ve öğretmen ben perspektifinden de bahsetmek istediğim için şimdi çocukların o yaşlarda bir birey inşa, yani kendi bireyliğini inşa etmesi, kendiliğini inşa etmesi, kimliğini inşa etmesi öyle bir yetişkin kimliğinde olduğu gibi kolay olmuyor. Ama bu baktığımızda aslında o kadar önemli bir yerde duruyor ki eğer bir ergen bunu o yaşlarda filizini atmadığında, yani kendi bireyliğine dair, kendiliğine dair, kimliğine dair bir yolculuk başlatmadığında bunu yetişkin hayatında da gözlemleyemediğini siz çok net fark ediyorsunuz. Bu yüzden en azından bir lise sürecinde, yani o ergenliğin, ergen kimliğin de gelişimine paralel olarak aslında çocuğun biraz o kendilik bilincini inşa etmesine de biz açıkçası fayda olduğunu ileri sürebiliriz çok rahatlıkla. Burada devam edersek aslında talebin önemi, hani arzulan da aslında bahsettiğimizde buna birazcık bir işaret çıkıyordu. Çünkü artık öğrenme ve işte öğrenme süreçleri, eğitim faaliyetleri o kadar bazen dayatıcı bir şekilde gerçekleşiyor ki bunun biraz öğrencinin talebi şeklinde olmasında çok büyük faydaları oluyor. Çünkü kişinin belli şeyleri kendi talep ettiği takdirde onu daha fazla içselleştirdiğini, daha fazla özümsediğini ve o konuya karşı daha büyük bir bağlılıkla bağlandığını görüyorsunuz. Şimdi birey olma süreci de aslında, kendilik süreci de bu şekilde. Çocukta bu ya da bir gençte ne kadar belirgin bir şekilde gerçekleşirse, yani o kendisi olmayı ne kadar çok içsel olarak kendi iradesiyle istediğinde onu daha fazla aslında özümsediğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bu aslında kısa süreçte dediğim gibi birazcık böyle kendi cesaretinin alt metnini vermeye çalıştım ama ilerleyen aslında bölümlerde bunu örneklerle biraz daha aslında teorik anlamda da aktarmaya çalışacağım. Çünkü bu aslında hepimizin hayatında kullanabileceğimiz bir perspektif. Yani ben bunu bir teorik bir şekilde değil de bir hayata bakma biçimi. Yani böyle de bir perspektif var. Bunu biz işte okulda öğrencilere ya da işte kendi öğretmenlerle kurduğumuz ilişkilerde bu perspektifin hayatımıza nasıl bir katkısı olabilir? Aslında birazcık da bunu göstermek istiyorum. Çünkü hepimizin aslında farklı biçimlerde birbirimizi etkilediğimiz ve bu anlamda aslında multidisipliner ben çalışmalarına çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen aynı alanda olan insanların benzer dinamiklerle hareket ettiği için birbirlerini çok fazla besleyemediklerini fark ediyorsunuz. Ben şu an mesela kendi
tezimde, ki bu aslında kitapta işlediğim şey de şu an yüksek lisansla çalışım tez de biraz aslında bununla paralel bir konu. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesi size daha farklı, daha geniş bir perspektif de aslında bu anlamda sağlıyor. O yüzden ne kadar çok yeni perspektiflere açık olursak, yani bu bir insani ilişkilerimize de geçerli, yaşam pratiği anlamında da geçerli, öğrencilerle, insanlarla kurduğumuz bağlarda da geçerli, bize o kadar daha zengin ve geniş bir aslında perspektif veriyor. Bu anlamda ben kendilik cesaretin bir perspektif olarak en başta da söylediğim gibi aktarmak zaten istiyorum. Bu anlamda aslında ben biraz kendi hayatımdan da bir örnek vererek bahsetmek istiyorum. Çünkü bu örneklerin aslında hepimize ilham verdiğini çok net gözlemleyebiliriz. Şimdi kendi öyküme baktığımda ben işte bir taşrada bir öğretmen çocuğu olarak, ki bunun da aslında çok da şu an gurur da duyarım öğretmen çocuğu olmaktan. Çünkü öğretmenliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu her zaman söylerim zaten. Bu anlamda bir aslında taşrada bir doğan bir çocuğun ve o şartlarda belli dinamiklerle hayatını ne kadar aslında değiştirebileceğinin bir örneği olarak da aslında anlatmak isterim kendimi. Çünkü belli konularda aslında doğduğumuz coğrafyadan oranın özellikleri hepimizi çok fazla etkiliyor ve bunlar aslında o kadar da kolay olmuyor. Çünkü sizin o kendilik dediğiniz şeyi inşa etmeniz için aslında kendi coğrafyanızın, kendi kültürel ikliminizin değerleriyle birazcık hesaplaşmanız da gerekiyor. Ben bu anlamda mesela kitaplı olan bir eve doğan bir çocuktum ve baktığımda bir taşra dinamiğim vardı ve lise çağında aslında yazmaya ve okumaya karşı hep bir eğilimim olmasına rağmen hayatımda edebiyata çok merkeze aldığım bir bilinçte değildim. Çünkü o yaşta baktığınızda zaten çocuk küçüktür. Hayatta zaten baktığında işte bir sınavlar vardır, işte bir ÖSS gerçeği vardır. Şu an farklı şekillerde, farklı isimlerde hala hayatımızda var zaten. O çocukta zaten o bilincin olması, ben tutku duyuyorum edebiyata, ben kitap okumaya tutku duyuyorum ve bunu hayatımın merkezine almalıyım demesi aslında çok sıra dışı bir şey oluyor. Bu anlamda öğretmenlerin o kadar güzel dokunuşları oluyor ki, benim mesela öykümde bunun gerçekten çok kıymetli bir yeri vardı. Hatta kulakları çınlasın İlhan hocamın. O bize lisede, ki benim gibi yazmaya meraklı olan öğrencilerine o kadar güzel bir şekilde bu yazma isteğini vermişti ki orada siz şunu hissetmiyorsunuz, yani bir çocuk olarak şunu hissediyorsunuz. Bende bir şey var ve bunu gören birileri var. Ve o çocuğun aslında ilk etapta ihtiyaç duyduğu şey o yüreklendirme. Çünkü siz onu vermediğinizde, çünkü çocuğun onun kendisini keşfetmesi ve kendi kendini yüreklendirmesi öyle çok fazla kolay olmuyor. Çünkü aynı zamanda bir üniversite kazanmak gibi bir kaygısı oluyor. Bir derslerinde başarılı olmak gibi bir kaygısı oluyor. Yani çocuğun o dinamiklerde bu kadar sorumluluğu varken bir de tutkusunun peşine düşmesi dediğim gibi gerçekten kolay olmuyor. Bu anlamda aslında bir öğretmenin dokunuşu, yüreklendirmesi, onu yazıya teşvik etmesi, ona belli yazı konusunda belli görevler vermesi o çocuğa şunu hissettiriyor. Ben de zevk aldığım, aslında yapmaktan çok büyük keyif aldığım ve tutkum olduğunu düşündüğüm bir şey var moduna getiriyor. Çocuk bu aydınlanmayı işte bir 17-18 yaşına yaşadığında, ki ben işte 16 yaşlarında bunu mesela deneyimlemiştim. O yaşlarda bunu çocuk yaşadığında aslında çok farklı bir şeyin de keşfine varmış oluyor. Ben bana verilen, bu çizilen bu hayatın işte ÖSS'ye girmek, başarılı olmak, bir bölüm kazanmak, işe girmek. Elbette bunun bu arada önemin, yani bunun önemsiz bir şey olduğunu söylemez. Türkiye dinamiklerinde bu tabii ki çok önemli bir yerde duruyor ama çocuğun aynı zamanda kendi gerçek arzusunu keşfetmesinin öneminden aslında bahsediyorum. Orada bunu yakalayan çocukta bu konuya dair bir yönelim oluyor. Ve aslında kendini orada bir kendi cevherini, çünkü her insan kendindeki cevheri o yaşlarda fark etmeyebiliyor. Bazen hani o cevheri görmek için bir cevherden anlayan bir bakışa ihtiyacınız oluyor. Bu anlamda zaten öğretmenlerin çok gerçekten farklı bir yerde durduğunu söylemek asla yanlış olmayacaktır. Öğretmen de çocuğa onu gösterdiğinde zaten çocuğun bunu hayatının merkezine alma aslında arzusu da başlamış oluyor. Benim mesela şu an edebiyatla kurduğum ilişkideki, şu an mesela baktığımda ben bir kamu görevi yapıyorum. İşte baktığımda şu an farklı bir mesleğim var. İşte bir taraftan felsefe üzerine akademik bir hayatım var ama edebiyatla şu an kurduğum bağda, ki en temel tutkum olan mesela yazmak derim her zaman. Onun ben Filiz'in bir 16-17 yaşında küçük bir gençken, genç kızken öğretmenimin vesilesiyle atıldığını görüyorum. Yani aslında ben şu an sadece örneklerden biriyim. Yani bunun gibi ben sayısız örnek olduğundan da eminim. Burada altını çizmek istediğim nokta şu. Bir insanda bir potansiyel varsa, kişi o an o potansiyeli kendisi görecek kadar o potansiyelin bilincinde değilse, yani o kendilik bilincinde yeteri kadar değilse, bu anlamda aslında sizler için, öğretmenler için en
en büyük noktanın ortaya çıktığı yer oluyor. Çünkü sizin orada onu gördüğünüzde ona minik bir yüreklendirmeniz ve yani küçük bir dokunuşa çok fazla bir şey bile aslında gerek olmuyor. O çocuğun o içindeki o kıvılcımı aslında büyütmesi için çok güzel bir sebebiyet veriyor. Şimdi bunu yaparken ben şunu da altına özellikle çizmek istiyorum. Yani bunun böyle bir kişisel gelişim gazı gibi görülmesini de asla istemem. Çünkü bakıldığında şu an bir gerçekçi bir zeminle de her şeyi oturmak, planlamak da gerekiyor. Çünkü aynı zamanda öğrencilerin birçoğunun bir sınav kaygısı oluyor, bir başarı kaygısı oluyor. Yani bunların ortamında çocuğun kendini tümüyle, yani tamamen tutkusuna vermesi aslında çok da kolay bir işlem değil. Ama bakıldığında bunu ne kadar dengeli bir şekilde yürütebilecekse, yani hem akademik planda, hem işte ders bazında, yani ondaki o beklenen sorumluluklarla beraber tutkusunu da ihmal etmeden ikisini ne kadar kesişimini aslında kurabilirse o kadar güzel olabiliyor. Şu an mesela baktığımızda zaten hani bizim şartlarımızda ya da bu eğitim sisteminin el verdiği imkanlar ölçüsünde belki de yapılacak en güzel yöntemlerden biri olarak ki dediğim gibi kendi deneyimim de olduğu için ben bunu anlatmak özellikle isterim. Çünkü bunu maalesef yapamayan ya da bunu yapmaya cesaret bulamayan yani o kendi içindeki gerçek kişiyi, gerçek benliği, içinde olan o kişiyi dışarı çıkarmaya imtina eden, bu konuda korkan çünkü çok fazla insan var. Baktığımızda şu an değil mi ülkemizde şu an bambaşka şehirler, bambaşka bölgeler ve bambaşka kültürel iklimler de oluyor. Belki bazı genç arkadaşlarımız bunu çok keskin şekilde, daha sert bir şekilde aslında deneyimliyorlar. Bu bağlamda onlara belki yüreklendirme aşamasında ya da kendilerini gerçekten tanıma aşamasında öğretmenlerimize gerçekten çok fazla belki de iş düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü orada bir öğrencinin hayatına yaptığınız bir katkı yani bende de olduğu gibi bazen çok farklı ve çok eşsiz bir şey bırakıyor ve bakıldığında ben bu anlamda öğretmenliğin gerçekten çok kıymetli bir yerde durduğunu düşünüyorum ve birçok öğrencinin gerçekten en azından böyle bir şey için hayatlarında böyle bir dokunuşa gerçekten ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Devam eden bölümlerde biraz kendilik cesaret üzerine daha teorik kısımlardan ve bunu aslında gündelik hayatımıza uyarlamanın daha böyle somut biçimlerinden bahsedeceğim. Şu ana kadar yapmaya çalıştığım şey aslında birazcık şuydu. Kendilik cesaret dediğim şeyin biraz alt metnini göstermeye çalıştım. Bunu biraz kendi deneyimimle açıkçası desteklemek de istedim. Ama dediğim gibi devam eden bölümlerde alt kısmını daha güzel dolduracağız ve bunu olabildiğince farklı ben kişiler üzerinden de anlatmak istiyorum ki çünkü işte mesela farklı zamanlardan, farklı tarihlerden, farklı ülkelerden o cesareti gösteren dünya üzerine çok fazla insan olmuş. Yani bakıldığında hatta biz belki de bu işte büyük yazarlar, büyük şairler, büyük filozoflar, büyük bilim adamları onları aynı zamanda şöyle insanlar olarak tanımlayabiliriz. Onlar kendi zamanlarında, kendi engellerine rağmen ki hepsinin bambaşka dinamiklerde, bambaşka aslında zorlukları olmuştu. Kendileri olma cesareti gösterdiler. Ve o tüm zorlukları, imkanlar el verdiği ölçüde, çok romantik ya da işte hayalci bakmadan, kendi o rasyonel şartları etrafında kendi olmalarının peşlerine düştüler ve o yüzden biz bugün onları kendileri olmuş insanlar olarak ya da başarılı insanlar olarak ya da bir şeyleri hayata geçirmiş, adlarını koymuş insanlar olarak tanıyoruz ve bu insanların bizim coğrafyamızdan da çıkması asla imkansız değil. Yani bu insanların da Türkiye'nin bambaşka yerlerindeki öğrencilerden filizlenmesi asla imkansız değil. Sadece bunun aslında biraz imkanı ve mümkünlükleri üzerinden konuşmanın faydasını düşünüyorum. Çünkü zaten pandemi süreci olsun, farklı süreçler olsun zaten zor bir aslında süreçten geçtik bence hepimiz. Ve bu süreçte biraz belki kendimizi bir kendimize yönelme bir dönemi de oldu. Ve bu dönemden sonra bakıldığında aslında kendimiz olma cesareti göstermek için, kendimizi bir nebze olsun daha iyi tanıyabilmek için aslında belki çok elverişli bir zaman içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu bağlamda dediğim gibi diğer bölümde bu kavramın özellikle altına daha güzel çizmek istiyorum.